Kapadokya'nın Göreme bölgesindeyiz. Eski adı Ataman, yeni adı Kaya Otel olan yerden 200 metre karşı tarafından yukarı doğru çıktığınızda bu doğa harikası, mükemmel Durmuş Kadir Bazilikası ile karşılaşıyorsunuz. Dışarıdan bakınca bazilikanın ne kadar görkemli olduğunu anlamak aslında güç. Karşıdaki tepede yer alan Bezirhane'nin ve Çavuşin'deki Vaftizci Yaya Kilisesi'nin Roma tarzındaki sütunlarından ayrı bir mimarlık zihniyetini dışa vurmasıyla özel bir kilisedir. Bu kilisenin pek çok özgün yanı vardır. Ve ne yazık ki erozyonun tahribatına teslim edilmiş bir tarih hazinesidir. Bir mimarın şöyle belirsiz bir tepeye bakıp da bunun altından bu denli keskin hatlardan oluşan olağanüstü bir yapıyı çıkarmasına gerçekten şaşmak gerek. Durmuş Kadir Bazilikası şu an kapalı olduğu için aktif olarak içerisini göremesek de iki sütun sırasıyla bölünmüş üç absisli bir asıl kilise yapısıyla bu yapıya giriş bölümü olarak düzenlenmiş mezar şapelinden oluşur. Erozyon yıkımına uğradığı için göçük bölümünden de içeri giriliyor. Ama burasının kapı sanılması aslında doğru değil. Mezar şapeli, yani mezar şapeli aynı zamanda narteks oldukça görkemli. Girişte, yani aşağı tarafta biraz sonra göstereceğimiz, tam karşıda ve sağda önemli kişilere ait olduğu biçim ve özelliklerinden hissedilen bir takım mezarlar bulunmaktadır.